İkinci sezon 6. bölümden herkese merhaba. Bölüm 6 riskli oyun. Beni sıcaklığı ve konforuyla okşayan yumuşak pörtünün üzerinde yatıyordum. Açık pencereden serin rüzgar esiyor. İçerisi şaşırtıcı bir şekilde orman ve doğa kokusu ile doluydu. Kafamı hafifçe arkaya düşürüp derin bir nefes aldım ve bu taze havayı içime çektim. Bir anda ıslak bir şey yanağıma çarptı. Kafamı çevirince tanıdık surat gördüm. Sam. Dirseklerimden destek alarak yükseldim ve odaya bakınca şaşkına döndüm. Neredeyim ben? Yataktan fırlayıp pencereye koştum. Hissiyatım beni yanıltmamıştı. Pencere arkasında gerçekten de büyük bir orman vardı. Soru. New York'un merkezinden buraya nasıl ışınlanmış olabilirim? Kendimi kollarımla sarıp yatağa döndüm. Mutlu Sam kuyruğunu sallayarak hemen bana koştu. Dostum, sahibin nerede? Sam havlayarak başka odaya koştu. Yerden kıyafetlerimi toplayıp giyinmeye başladım. İnanılmaz susamıştım. Neyse ki yatağın yanındaki komodinin üzerinde bir su şişesi vardı. Birkaç yudum aldıktan sonra kendimi çok daha iyi hissettim. Metabolizmam hızlandı ve ben yavaş yavaş kendime geldim. Şişenin yanında dikkatimi çeken bir şey daha vardı. Çerçeveye uzanıp onu kendime doğru çevirdim. Fotoğrafta genç ve mutlu Baker kardeşleri vardı. Yanlarında da her zamanki havalı tavrıyla Charlie duruyordu. Bu aile için bu kadar uzun süre mi çalışıyor? Ve bu fotoğraf buradaysa bu onların şehir dışındaki evi. Aynen Catherine. Kapı eşiğinde yorgun görünen Brain duruyordu. Elimdeki fotoğrafa uzaktan bakıyordu. Bu ev uzun süredir boş duruyordu maalesef. Onu bir türlü satamadık abimle. Çok fazla hatırası var. Annemle babam öldükten sonra Hoyt buraya gelemez oldu. Ben ise bazen kendimle baş başa kalmak için buraya kaçıyorum. Sam sahibinin ayaklarına kapılıp patileriyle suratını kapattı. Brain inanılmaz uykusuz görünüyordu. Bana yaklaştı ve fotoğrafı yavaşça elimden aldı. Sen neredeydin? Brain fotoğrafı tekrar komodinin üzerine bıraktı. Sonra yanımda durdu. Tüm bu süre boyunca abimin odasında uyudum. Burası büyük bir ev. Bir sürü yatak odası var. Seninle aynı yatakta yatmış olsaydım çok da memnun kalmazdın diye düşündüm. Güldüm. Haklısın. Ama dürüst olmak gerekirse gece olanları pek hatırlamıyorum. En son arabana bindiğimi hatırlıyorum. Onun dışında her şey parça parça. Alkol yüzünden. Dün bayağı bir eğlenmişsin. Alkol kalimesini bile duyunca başım döndü. Şakaklarıma dokunup yavaşça ovaladım. Ama resmen hafıza kaybı yaşadığını düşünmezdim. Olanları tek tek anlatabilir misin? Ne oldu ve senle buraya nasıl düştük? Brain rahatça oturup yanına Sam'i çağırdı. İlk önce yarışı kazandığımızı söyleyeyim. Bu olay seni o kadar heyecanlandırdı ki duygularına zar zor hakim olabiliyordun. İlk sefer için çok normal ama sonra bir kez daha yarışmamızı istedin. Aman tanrım, seni ikna etmeyi başardım neyse ki. Çünkü yarış bitmişti zaten. Orada bir süre daha kalıp sonrasında ayrıldık. Peki buraya nasıl geldik? Zaferimizi kutlamak istedin ama ne kendi evine ne de bara gitmek istemedin. Seni sessiz, sakin ve kimsenin olmadığı bir yere götürmemi istedin. Ama ondan önce eve gelip Sam'i almam için ısrar ettin. Onsuz hiçbir yere gitmeyeceğini söyledin. Sam havladı ve kafasını dizlerime koydu. Bu tatlışı yalnız bırakabilir miydim? Sonra bir sürü yiyecek ve içki aldık. Yoldayken kutlamaya başlamıştın zaten. Nereye gidebileceğimizi yoldayken düşünmüştüm. Sonra aklıma burası geldi. 3 saatten az bir sürede varmış olduk. Özgürdük. Etrafımızda sadece doğa ve sessizlik vardı. Her şey tam da istediğin gibi. Zaferimizi beraber kutlamaya başladık. Vay, bu çok acayip. Muhtemelen buna ihtiyacım vardı. Hiç benlik bir hareket değil. Anlattıklarına göre hal hareketlerimde bir tuhaflık vardı. Sanırım stres yüzünden dikkatimi başka bir şeye vermem lazımdı. Çok iyi olmuş. Hem şehir dışına çıkmak harika bir aktivite. Burası çok güzelmiş. Biliyorum. O yüzden seni buraya getirmeye karar verdim. Çok azını hatırlasan da süper vakit geçirdik Catherine. Sana inanıyorum. Hepsi bu kadar mı? Evet galiba. Harika vakit geçirdik. İstersen tekrarlayabiliriz. Brain'e gülümseyip ayağa kalktım ve pencereye yaklaştım. Bir dakika, saat kaç şu an? Öyle oldu. Lanet olsun. Fırlayıp telefonuma koştum. Ekranda şimdiden tonlarca bildirim vardı. 2 saat içinde antrenmanda olmam lazım. Bunu daha önce neden söylemedin? Muhtemelen hala deşarj olmakla meşguldüm.
Peki, biraz daha vaktimiz var. Hemen toparlanıyor. Seni antrenmana götürüyorum. Eve uğrayıp üstümü değiştirmem gerek. Bu üzerimdekiler. Alkol ve tatsız bir şey daha kokuyor. Brain başını sallayıp hazırlanmaya başladı. Ben yatağın kenarına oturup bildirimleri açtım. Bir an kafam kısa devre yapmış gibi oldu ve zaman birden geriye tepti. Hafızam zor da olsa yavaş yavaş yerine gelmeye başlıyordu. Brain'in dediğine göre yarışı biz kazanmıştık. Arabadan inip bağıran kalabalığa doğru yürüdüğüm anı hatırladım. Ama biri omzumu dürtünce kendimden emin bir tavırla arkama baktım. Beni kışkırtmaya çalışan kişi patavatsızca yüzüme sırıtıyordu. Yine mi buradasınız? Ben ise Hoyt'un sana ve küçük kardeşine bu konuda fırça atacağını bekliyordum. Ama gördüklerime bakılırsa bu konuda pek başarılı olamadı. Her iki kardeşle de aranızı iyi tutmaya çalışıyorsunuz. Ne kadar heyecanlı bir oyun. Çok merak ediyorum. Hoyt kardeşine bu kadar tehlikeli hobiler konusunda destek verdiğinizi öğrenince ne der acaba? Beni yargılıyor musunuz? Benden daha mı iyisiniz sanki? Bu yarışların organizatörüne yardım ediyorsunuz. Hoyt'un bir gün bunu görmezden gelmeye başlayacağını mı düşünüyorsunuz? Ona biraz daha yaklaştım. Neden beni sürekli kötülemeye çalışıyorsunuz? Bay Becker'ın kendine gelmesi ve bana dair düşüncesini değiştirsin diye mi? Zamanınızı böyle lüzumsuz şeyler harcamanıza gerek yok. Lüzumsuz mu? Neden bu kadar naifsiniz? Hoyt'u kardeşiyle olan ilişkisinin sizin yüzünüzden tamamen bozulacağına kolayca ikna ederim. O halde bunu neden hala yapmadınız? Sırıttım ve kollarımı kavuşturarak sessizce geri çekilmeye çalıştım. Ama ben Cassandra'nın yanından geçerken o birden dirseğime yapıştı. Konuşmamız bitti mi? Ben ise ona daha çok yaklaştım. Dirseğimi kavrayan eline baktım ve sırıttım. Mücadele etmedim. Tam tersine daha da yaklaştım. O ise hala kolumu tutuyordu. Yetişkin, güçlü bir kadına benziyorsunuz. Ama bir ergen gibi davranıyorsunuz. Kıskançlıktan mı acaba? Aslında sahip olduğunuz hiçbir şeye sahip olmayan bir kızı kıskanıyorsunuz. Güzel bir cevap verdin. Sadık arkadaşlar hariç. Cassandra, ne yaptığını zannediyorsun? Derhal benimle geliyorsun. Leon benim yönüme bakmadı bile. Cassandra'nın hareketi onu ciddi anlamda kızdırmış gibiydi. Ve Leon onu hemen oradan götürdü. Ay, Leon'un takım elbisesinin rengi çok değişik. Siyah desem değil, yeşile çalan bir renk desem değil. Yani Cassandra ile kavga mı etmişim bir de? Harika. Beynim neden özellikle bu kısmı geri yüklemeye karar verdi? Moralim bozuldu. Yatağa düşüp başka bir şey daha hatırlamaya çalıştım. Ama nafile. Brain çağırdı. Telefonumu ve kalan eşyalarımı kapıp arabasına doğru koştum. 3 saat sonra benim evimdeydik. Hemen üzerimi değiştirdim ve antrenmana gittim. Melek. Şeytan. Denge. Günlük. Tate buzun üzerinde ısınırken Elena gergin bir şekilde elinde tuttuğu bir şeyi çekiştiriyordu. 1,5 saat geç kaldım. Neyse ki telefon yanımdaydı ve Tate ile iletişim kurabiliyordum. Tate Elena'yı birazdan orada olacağıma ikna etmişti. Antrenörümüze tereddütle yaklaştım. Elena'nın yüz ifadesini görünce bana kızgın olduğunu hemen anladım. Catherine, önemli bir mazeretin yoksa beni bahanelerini dinlemekten kurtar. Elena ve özürlerinden direkt buza. Isınman için sana 2 dakika veriyorum. Başını öne eğip hemen piste indim. O sırada Tate'in bakışını yakaladım ve gözlerinde hoşnutsuzluk gördüm. Buna rağmen hemen yanıma geldi. Her şey yolunda mı? Evet, sadece geç kaldım. Konuyu değiştir. Önemli değil. Özür dilerim. Ne için? Geç kaldığım için. Bu ara senin için her saat önemli. Ben ise bu durumu ihmal ediyorum. Merak etme. Elena'nın da uzun süre kızmayacağından eminim. Bir sebebim vardı muhtemelen ama bir önemi yok. Önemli olan şu an burada olman. İlişkiniz güzelleşti. Sen ısın, ben bekliyorum. Tate gülümsedi ve benden uzaklaştı. Yalnız kalınca önemli bir şeyi hatırladım. Dün sakinleştirici içmemişim. Bir taraftan iyi oldu. Alkolle beraber kötü olurdu. Ama diğer taraftan... Neyse, sakin olalım. Nasılsa Tom burada değil. Her şey güzel olacak. Zaman geçiyordu. Tate ile antrenmanımıza başladık.
Elena performansımızın provasını yapmamız için vakit tanıdı. İlk hareketlerimi çok güzel yapsam da destek konusunu yine pek başaramıyordum. Catherine, ne oluyor sana böyle? Neden önceki antrenmanlarda gayet güzel sonuç verirken bugün yine eski haline dönmüş oluyorsun? Seni tanıyamıyorum. Özür dilerim Elena, hemen toparlanıyorum. Antrenmanımız henüz bitmemişti ki Elena durumu özetledi bile. Gittikçe kötüleşiyoruz, inanılır gibi değil. Bugün yorgun olduğunu varsayıyorum. Geç kalmış olmandan ve bugünkü performansından dinlenmeye ihtiyacın olduğunu anlıyorum. Bugünlük bitiriyorum ve kendine gelmeniz için size bir gün izin veriyorum. Ve bu seferlik hatalarını görmezden geldiysem bir dahakini affetmem. Elena gururla sırtını dönüp gitti. Beni söyleyecek kaldım. Geliyor musun? Biraz daha antrenman yapmak istiyorum. Biraz daha mı? Tate, bugün antrenman anlamında tam bir fiyaskoydu. Öylece bırakıp gidemem. O yüzden kalıyorum. Sen gidebilirsin. Tate omuz silkip çıkışa yöneldi ama birkaç adım attıktan sonra durdu. Kendi kendine bir şeyler mırıldanıp geri döndü. Piste çıktı ve yanıma geldi. Korkuyla ona döndüm. Ne oldu? Partneriz madem, her şeyi beraber yapmamız lazım. Bugünkü antrenmanı yetersiz bulduysan biraz daha çaba sarf etmemiz gerek demek ki. Ve ben seni bu konuda destekleyeceğim. Utancımdan kızardım. Umarım sen de aynısını yapardın. Elimi tuttu ve tekrar ilk hareketlerimize çalışmaya başladık. 2 saat boyunca deliler gibi antrenman yaptık. Destek hareketini tekrar edelim hadi. Bu sefer kendini rahat bırakmaya çalış. Vücudun aşırı gergin. Rahatlaman lazım. Deneyeceğim. Hareketi yapamadığım her seferinde Tate sırt ve kol kaslarımı ovuşturuyordu. Katıldığı son şampiyonayı ve madalya almak üzere olduğunu anlatıyordu. Sesi ve desteği konsantre olmam için yardımcı oluyor ve devam etmem için beni motive ediyordu. Bu ekstra antrenmanın sonucu çabalarımızın boşuna çıkmadığını gösterdi. Yeteneğini geliştiriyorsun. Tate ile tamamen bitmiştik. Beni soyunma odasına kadar zor bıraktı. Ama yorgunluğuna rağmen kaldığım ve gayret ettiğim için bana teşekkür etti. Duş alıp üstümü değiştirdim ve çıkışa yöneldim. Tate Andrew ile konuşuyordu. Yaklaştığım an ikisi de bana döndü. Gidiyor musunuz? Evet, bugün çalışmam lazım. İş öncesi de bir yere uğramam gerekiyor. Andrew anlayışla başını salladı. Seni bırakmamı ister misin? Yine motorla mı? Bu sefer motorsuz. Arabaya da mı biniyorsun? Ehliyetim var. Bu ailemin arabası. Annem çok az biniyor. Babam ise şimdilik ihtiyacı yok. Onunla ne konuşmalı? Ailesini, geleceğini, kötü alışkanlıkları, hayvanları. Bak, şimdi sana belki de çok basit bir şey soracağım ama yine de. Kendini 5 veya 10 yıl sonra nerede görüyorsun? Tate düşünceli düşünceli arabanın ön camına baktı. Kendi evini inşa eden başarılı bir patenciyim. Kendini gerçekleştirmiş, hedef odaklı biri olarak görüyorum. Ailesine yardım eden, onları yalnız bırakmayan biri olarak görüyorum. Bir de kendine layık bir yoldaş bulup onunla aile kurmak istediğimi. Wow! Hayale bak be. Dürüst olmak gerekirse kulağa aşırı güzel geliyor. Bunu senden duymak şaşırtıcı hatta. Catherine, ben sıradan bir adamım. Benim en büyük mutluluğum anne ve babamı mutlu görmek, kendi ailemi kurmaktır. Belki de sevgilimi herkesten kaçırıp bir karavanla seyahate çıkabilirim. Sıcak bir şekilde gülümsedim. Hayalleri kıskanılacak güzellikteydi. Onunla ne konuşmalı? Baban nasıl? Tate yorgun yorgun başını salladı. Hiç sorma. Bir gelişme yok. Hem pek tatsız bir konu zaten. Peki annen? Son zamanlarda daha iyi sanki. Kendini tamamen işe verdi. Bir taraftan bu iyi bir şey. Anlarsın ya. Alkol sorununu kastediyor. Diğer taraftan bize neredeyse hiç ilgi göstermiyor. Hiç yokmuşuz gibi. Akşam geliyorum. Annem evde değil. Sabah ben çıkarken gitmiş oluyor. Huzursuz oldum ve bu konuşmayı daha uygun bir zamana bıraktım. Bu arada dünden sonra Liz nasıl? Garip bir şekilde başka tarafa baktım. Ben bilmiyorum. Onu arayıp konuşacak zamanım olmadı. İşlerimi hallettiğim an onun yanına gidip öğreneceğim. Umarım kendi evlerinde kavga etmeye devam etmemişlerdir. Etseler daha iyi olurdu sanki. Belki bir sonuca varırlardı en azından. Belki de onu uyarmadığımız için kızıp aramamıştır. Ya da belki de başarılı olduk ve onlar şimdi huzur içinde aile saadetlerini yaşıyorlar.
Sence bunun ihtimali var mı? Yorgun bir şekilde gözlerimi devirdim. Çok düşük. Babamın evine yakın bir yerde durduk. Beni bıraktığın için teşekkürler. Yolumun üstüydü nasılsa. Teyit ile vedalaştık ve ben babamın dairesine doğru yürüdüm. Babam kapıyı açma zahmetine girmeden önce uzun bir süre kapıyı çaldım. Tuhaf bir şekilde dalgın görünüyordu ama beni görünce modunu değiştirmeye çalıştı. Daha sonra geleceğini düşündüm. Rahatsız mı ettim? Hayır hayır olur mu? İçeri geç. Kaçıp kaçmadığını görmek istedim. Bunu daha çok düşünecek misin? Sen beni aksine ikna edene kadar. Kanepeye oturdum ve babam gergin bir şekilde odanın içinde dolaşmaya başladı. Biraz gerginsin sanki. Ben sadece yarın için hazırlanıyorum. İlk iş günüm. O yüzden kendime yer bulamıyorum. Babam yanıma oturdu ama mümkün olan her şekilde bana bakmaktan kaçındı. Bana dürüstçe söyler misin? Neden bu kadar endişelisin? Seni rahatsız eden ne? Ne saklıyorsun? Düşünceli bir şekilde yüzüne baktım. Bunun bir iş meselesi olduğunu düşünmüyorum. Ve eğer kurcalamamı istemiyorsan kendin söyle. Catherine, neden bahsediyorsun? Birkaç yıldır çalışmıyorum. Sonunda kendimi ispat etmem için elime şans geçti. Batırmak istemiyorum. Harry bana iş verecek kadar nazikti. Evsiz birine iş vermeye kalkmış tek kişiydi. Beklentilerini karşılayamazsam sence başka şansım olur mu? Diyelim ki olur. Babam istemeden bana annemi hatırlattı. Bu hatıra bana her ne kadar acı verse de o anı her zaman yüzümde bir gülümsemeyle hatırlardım. Annemin hastalık sonrası yeni bir iş bulduğunda nasıl endişelendiğini hatırlıyorum. Baba gözle görülür şekilde gerildi. Şanslı bluzunu bulmak için evin her tarafını alt üst etmişti. Ben de elimde bir sandviçle kahvaltı yapması için peşinden koşuyordum. Çünkü annemin dediği gibi, yeni bir güne aç karnına başlamamalı. Göz kapakları titredi. Özür dilerim, ben. Babam birden durdu ve ayağa fırladı. Banyoya koştu, kapıyı arkasından kapattı. Bu tepki beni biraz şaşırttı. Kafam karıştı şimdi. Bizden ayrılacak gücü vardı. Ama şimdi anne söz konusu olduğu anda gözyaşlarını tutamaz oldu. Samimi mi davranıyor yoksa beni acındırmaya mı çalışıyor? Ne yapmalı? Odayı incele. Babamın ne yaptığını anlamak için kapıya yaklaştım. Musluğu açtığını duydum ve odaya bakmaya karar verdim. Dolabı açtım ama yarısı boştu. Babam yeni taşınmıştı ve henüz doğru düzgün giysisi yoktu. Ama Brain bu kısmı da üstlenip ona birkaç kıyafet almıştı. Hepsi şimdi düzgünce katlanmış dolapta duruyorlardı. Ama ben yine de ceplerini kontrol etmeye karar verdim. Sıra eski pantolonuna gelene kadar pek bir şey bulamadım. Ama pantolonun cebinde bir kağıt vardı. Üzerinde tanımadığım numaralar yazıyordu. Bir tanesinde Hoyç'a ait kulübünün adı ve benim adresim vardı. Ortadan ikiye katlanmış kalın bir kağıt daha vardı. Onu açtım. Ve ıslık çaldım. Wow, anne ile baba. Bu fotoğraf en az 10 sene önceden. Annem henüz sağlıklıyken ve babam hala bizimleyken çekilmiş olmalı. Babam bu resmi tüm bu zaman boyunca saklamış mı? Fotoğrafı çevirdim. Bu nedir? Fotoğrafın arkasında bir numara vardı. Merakımdan o numarayı aramaya karar verdim. Uzun çağrılar sesli masajıyla bitti. Tanıdık sesi duyunca şaşkınlıkla irkildim. Üzgünüm. Telefona cevap veremiyorum. Lütfen bir mesaj bırakın. Telefon elimden düşecek gibi oldu ama vücudum bana ihanet edince yere çömeldim. Sırtımı kanepenin kenarına yaslayarak boşluğa baktım. Bu onun numarası değil. Annemizin sesiydi yani. Babam banyodan çıktı. Beni yerde görünce gözleri büyüdü. Catherine, ne oldu? Nedir bu? Babam elimdeki fotoğrafı gördü ve başını tuttu. Hızla yanıma geldi ve yanıma çömeldi. Bu onun telefon numarası değil. Nedir bu? Catherine, lütfen ver şunu. Hemen açıkla yoksa gideceğim. Baba ürperdi. Fotoğrafı elimden almaya çalışırken parmakları titriyordu. Vazgeçene kadar ona gözlerimi dikip durdum. Ben annenle her zaman iletişim halindeydim. Ama konuşabilmemiz için başka bir numara almıştı. Bunu ben istemiştim. Neden? Sana sorunlarım olduğunu ve ailemi tehlikeye atamayacağımı söylemiştim. Ama annenle temasımı da kaybetmek istemiyordum. Bu nedenle iletişim kurabilmemiz için elimden geleni yaptım. Telefonu açık ama annemin böyle bir telefonu yoktu. Doğru, son konuşmamızdan sonra bu telefonu bana gönderdi çünkü sana göz kulak olacağıma dair söz verdiğimde ben sorunlarımı çözerken senin bu telefonu bulmanı ve benimle iletişime geçmeni annen istemedi.
Baba dolaba gitti ve eski telefonunu gömleğinin cebinden çıkardı. O telefona tek bakışım bile tüm vücudumla irkilmem için yeterliydi. Annene en son konuştuğumuzda neredeyse kaçıyordun. O yüzden bu telefon olayını bir sır olarak saklasam iyi olur diye düşündüm. Haklısın, keşke bilmeseydim. Catherine, üzgünüm. Bunun için özür dilemene gerek yok. Ama annemin bunu neden kabul ettiğini anlamıyorum. Çok basit. Beni seviyordu ve benim iyi olduğumu bilmeye ihtiyacı vardı. Tıpkı benim de sizin iyi olduğunuzu bilmeye ihtiyacım olduğu gibi. Babam omzuma dokundu. Sen problemlerini çözerken bizim hayatımız alt üst oluyordu. Size bir de kendi sorunlarımı yükleyemezdim. Ne diyeceğimi bilemeden başımı salladım. Gitmem gerek. Çantamı alıp sessizce dışarı çıktım. Sinirlerim çok bozuktu ama vardiya başlamadan önce kendimi toparlamam gerekiyordu. Üzerimi değiştirdim ve saçımı düzeltmek için tuvalete koştum. Ya bu bar kıyafetimizin üstüne gelen saçların hepsi aşırı kötü ya. Yerine geçtim ama o gitmek için acele etmiyordu. Çünkü bana menüdeki yeni kokteylleri göstermesi gerekiyordu. Kokteyl malzemeleri ve tariflerini öğrenmek için özel bir defter tutmuştum. Bugün pek kalabalık değil. Bu yüzden senin için daha kolay olacak. Fiziksel olarak belki ancak zihinsel olarak mümkün değil. Bugün kendimi işe vereceğimi düşünmüştüm ama ne yazık ki. Hepsi bu. Bu gece kulüpte olacağım. Yani bir şey olursa beni bulabilirsin. Neden gitmiyor ki? Tamam, teşekkürler. Son birkaç saat içinde çok az müşteri gelmişti ve ben kadehleri silmekle meşguldüm. Bayan Hill, zamanı geldi. Hızla arkamı döndüm ve karşımda Hoyt'u gördüm. Yüzünde endişe vardı. Zamanı mı geldi? Leon ve Cassandra sizinle konuşmaya geldiler. Bugün gelecekleri konusunda beni neden uyarmadınız? Uyarmam mı gerekiyordu? Dominic birazdan gelip size toplantı yerine kadar eşlik edecek. Tetikte olun. Hoyt ceketini düzeltti ve ofisine döndü. Bugün ne biçim bir gün? Tezgaha yaslandım, kendimi toparlamaya çalıştım ve sonra o geldi. Yine zor bir gün. Nasıl da yoruldum. Peki sen nasılsın? Korkunç, konuşmak için zamanım yok. Sakinliğini kıskanıyorum. Bana stresli durumlarda soğukkanlı olmayı öğretebilir misin? Dominic kaşını kaldırdı. Sana birkaç ders vermeyi çok isterdim ama bunu kendime öğrenmedim. İlişkiniz güzelleşti. Endişelendiğimde bile bu tür duyguları göstermek benim için zordur. Genellikle her şeyi istemeden bir şakaya indirgediğim oluyor. Çocukluğumdan beri bu alışkanlığımı geliştirdim. Bu iyi mi kötü mü bilmiyorum ki. Böyle bir alışkanlığım olsaydı keşke. Dominic bana elini uzattı. Bay Becker seni bu kadar uzun süre getirmediğim için endişelenecek. O yüzden gidelim hanımefendi. Dominic önüne geçmeme izin verdi ve yönü gösterdi. İlk defa gördüğüm bir odaya girdik. Bak sen. Katılıyorum, öyleyiz. Ne derler? Önemli müzakereler durumunda. Birkaç masa gördüm. Ortada Leon, Cassandra ve Hoyt'un çoktan oturduğu büyük bir poker masası vardı. Kimleri görüyorum? Hem de koruma eşliğinde. Ama sizce de takım elbisesinin rengi çok değişik değil mi? Ya da ışık efekti vermişler. O yüzden öyle duruyor. Hoyt, bugün bize bu kız hizmet etmek zorunda mı? Bu gece onun vardiyası var Leon. Yani... Demek bu yüzden kalmış. Barı başıboş bırakamazdı. Ne güzel bir tesadüf. Sanırım başlayabiliriz. Charlie ve kulübün korumaları Hoyt'a yakın duruyordu. Ayrıca orada krupiyeye benzeyen bir adam vardı. Anlamıyorum. Oyun mu oynayacaklar? Leon'un yanında tanımadığım insanlar vardı. Muhtemelen onun mahiyeti. Ve tabii ki de orada bir bar tezgahı da vardı. Bu geceki iş yerim yani. Hoyt barı başıyla işaret etti ve ben hemen işe koyuldum. Dominic havalı havalı yürüyerek peşimden geldi. Viskiyi bardaklara koy ve masaya götür. Hoyt'un isteği. Anladım. Onlar bir şey hakkında konuşurken iş arkadaşımdan bilgi almaya karar verdim. Burada neler oluyor? Neden buraya geldik? Ne derler? Başarılı müzakereler iyi bir poker oyunu gibidir. Ne saçmalıyorsun? Bu çok aptalca, enteresan. Müzakerelerin pokerle ne ilgisi var?
Hoş, Leon'u yok etmek için her şeyi yapmaya hazır. Böyle bir şart varsa bile. Bildiğin gibi Leon Hoyt ile çalışmaya başlamak için Amerika'ya geldi. Ama Leon öyle şeyler yapıyor ki Hoyt'un onu derhal durdurması gerekiyor. Şimdi neden durdurmuyor? Bir kere Leon buralı değil ve bu durumu zorlaştırıyor. Arkasında Avrupa'daki adamlar var. Bu da Hoyt'un elini kolunu bağlıyor. İkincisi Hoyt ile aynı beyni kullanıyorlar sanki. Kulağa aptalca gelebilir ama bu gerçekten öyle, şahit oldum. Hoyt bir adım bile attığında Leon'un bundan anında haberi oluyor. Ve Hoyt daha fazla ilerleyemiyor. Yarış yapsalar yan yana koşarlardı. Üçüncüsü, şimdi durum ne olursa olsun eskiden çok iyi birer arkadaşmışlar. Ayrıca Hoyt Cassandra'yı düşünüyor ve onun sorun yaşamasını istemiyor. Düşünüyor mu? Dominic verdiğim tepkiyi görünce duraksadı. Buna pek sevinmedin galiba. Neyse işte bir sürü sebebi var. O halde Hoyt bu sorunu nasıl çözmeyi düşünüyor? Şöyle söyleyeyim. Ama sen çok sinirlenme, tamam mı? Bu sorunu poker oynayarak çözmeyi düşünüyorlar. Ne? Cassandra bize döndü. Dominic parmağını dudaklarına dayadı. Yavaş ol yavrum. Ama Bay Baker sadece konuşacaklarını söyledi. Benimle ilgili bir şeyi kontrol etmek istemiş. Evet biliyorum ama Leon'un teklifinden sonra planda büyük bir değişiklik oldu. Oyun oynarlarsa Leon kendinden taviz verip Hoyt'un isteğini yerine getirmeye hazırmış. Hoyt bu şansı kaçıramazdı, kabul etmek zorundaydı çünkü zaman azalıyor. Bunun basit bir zorbalık ve manipülasyon olduğunu anlıyorsun sen de. Bir yandan evet ama öte yandan Leon sözünü tutar. Yıllar önce de oynamışlar, Hoyt kazanmış ve Leon sözünü tutmuş diye duymuştum ama detayları bilmiyorum. Fakat o konuda da çok ciddiymiş. Hoyt kazanırsa Leon Avrupa'ya dönecekmiş. Ya Leon kazanırsa? Dominic omuz silkti. O zaman sorun yaşayacağız Catherine. Rakibini dikkatle dinleyen Hoyt'a baktım. Her şey geçecek, bundan eminim. Neden bu kadar eminsin? Bay Baker harika oyunlar çünkü. Hem onun için gerçekten çok önemli bir mevzu söz konusu, güven bana bugün. Leon kesinlikle istediğini alamayacak. Neden ben farklı düşünüyorum? Viskiyi bardaklara koydum ve tepsiyi alıp masaya gittim. Herkese servis yaptım. Umarım zehirlenmeyiz. Bay Leon, kulübümüz en kaliteli alkol türleri satar. Sizi temin ederim ki pişman olmayacaksınız. Hoyt bana bakıp onayla başını salladı ve ben Dominic'in beni beklediği bara döndüm. Dominic, Leon'un gitmesi Hoyt için neden bu kadar önemli? Neden denemekten vazgeçip işini yapmaya devam etmiyor? Çünkü bu şehirde yaptığı işlere devam etmesi ve yetkililerin dikkatini çekmemesi için Hoyt'un Ocean veya Leon gibi insanlardan kurtulması gerekirdi. Bu ikisini nasıl aynı tutabilirsin? Kötü bir karşılaştırma oldu, evet. Ama öyle ya da böyle ortak noktaları var. Tam olarak da yaptıkları illegal işler, yarışlar da bunlardan biri mi? İnan bana Catherine, yarışlar daha bir şey değil. Hoyt dışında kimse bir sonraki adamın ne olduğunu hayal bile edemez. Dominic sırıttı, ben ise sersem gibi oldum. Bütün bu işlere bulaşmak zorunda mıydım? Bakalım bugün başka hangi sürprizler bizi bekliyor? Bana öyle geliyor ki bu ortama zaten alışmışsın. Hatta hoşuna bile gitmiş, yoksa çoktan gitmiş olurdun. Hoyt ve Leon, Baker'ın lider olduğu iki oyunu oynadı. 3 defa oynayacaklarmış. Böylece Leon'un yakında gideceğine dair umudum önemli ölçüde arttı. Ama sonraki oyun Hoyt'un lehine geçmedi. Eğlenmeye başlıyorum. Hoyt olanlardan dolayı şaşkındı. Belki biraz ara vermeliyiz. Bay Baker elini salladı. Ara vermek yok. İşte benim tanıdığım Hoyt. 4. oyun başlamıştı. Barman, daha çok bekleyecek miyiz? Ay senin de içki diye şey oldun yani. Memnuniyetsizlikle gözlerimi devirdim ve onlara bir porsiyon daha içki getirdim. Buyurun. Cassandra memnun bir tavırla kıkırdadı. İçimde fırtınalar kopsa da yüzüme gülümseyen bir maske taktım. Cassandra parmağını sallayarak beni yanına çağırdı ve ona doğru eğilmek zorunda kaldım. Şu sarışın arkadaşına söyle, beni kesmeyi bıraksın. Dominic seni mi kesiyor? Şimdi ben de onu keseceğim. Sessizce başımı salladım. Nefret ediyorum. Döndüğümde Dominic kıkırdadı. Bana mı öyle geliyor yoksa birbirinizden hoşlanmıyor musunuz? Şaka mı yapıyorsun? Biraz belki. Bir kez daha döndü. Kızıl saçlı şeytanı inceledi.
Onu çok mu beğendin? Onu mu? Yo, tipim değil. Takıntılı hanımefendileri hiç sevmem. O zaman neden gözlerini ondan alamıyorsun? Bunu fark etti ve bana söyledi. Hah, bir şey olmaz. Ben sadece manzaranın tadını çıkarıyorum. Bir kadının yanındaki erkeği destekleyip gözleriyle bir başkasına cilve yapması çok komik, biliyor musun? O kadar saf ki kıyamam. Bir oyun daha ve Leon yine kazandı. Evet Hoyç. Değilmiş, değil mi? Ne oluyor ya? Her durumda sakin kalabilen Dominic şimdi gerçekten gergindi. Endişeli ses tonu onu ele vermişti. Dominic ayağa fırladı ve masaya doğru yürüdü. Hiç düşünmeden tepsiyi kaptım ve içkileri yenilemek için gitmiş gibi yaptım. Leon beni fark edince dişlerini gösterdi. Hadi bakalım, son ve en önemli oyun. Sorunumuzu bu şekilde çözmek istediğinden emin misin? Kesinlikle, ama hepsi bu değil. Leon ayağa kalktı ve masanın etrafında yürüyüp Hoyt'un arkasında durdu. Bahsi artırmak istiyorum sevgili dostum. Hoyt yerinden sıçrayarak Leon'a döndü. Ne yapmaya çalışıyorsun? Böyle anlaşmamıştık. Bugün kuralları ben belirliyorum. Yine Leon'un bana baktığını fark ettim. Teklifim şu şekilde. Kazanırsan Hoyt, hayatından sonsuza kadar yok olacağım. Yarış işini sana devredeceğim ve pek kayıtsız kalamayacağın ilginç bir bilgi vereceğim. Yakınlarda duran ve gergin bir şekilde bileğindeki saati çekiştiren Dominic'in çok endişeli olduğunu gördüm. Ne kaybedersem, o zaman ben burada kalıyorum ve küçük işimize dair yapacağımız işbirliğimizi konuşuyoruz. Ama bunun dışında çalışanlarından birini kendime alıyorum. İşimi görecek kadar profesyonel görünüyorlar. Hoyt sustu. Tam olarak kimi almak istiyorsunuz? Beni mi? Charlie'yi mi? Leon başını salladı. Onu. Hepsi birden bana döndü. Kendine sahip çık. Mevzu bahis ben miyim yani, bir insan? Leon, dediğinizi kulağınız duyuyor mu? Leon kendini beğenmiş bir tavırla yerine geçti. Bayan Hill, henüz hiçbir şeye karar vermedik ama siz şimdiden endişeleniyorsunuz. Ayrıca her şey ahlak sınırları çerçevesinde olarak sadece patronunuz değişecek. Yeni işiniz ise becerilerinize ve deneyimlerinize uygun olacak. Şu anki patronunuzun işlerini görmezden geliyordunuz. Benimle farklı olacağını mı düşünüyorsunuz? Bay Leon, teklifiniz doğrultusunda kendi çalışanlarınızdan pek memnun kalmadığınızı düşünmeye başlıyorum. Kendi adamlarınızı etrafa saçacak kadar vicdansız mısınız gerçekten? Ama şu an sadece sizden bahsediyoruz. Siz Hoyt'un çalışanısınız. Fark etmez, bu davranışınızla niyetiniz belli oldu. Sizin için çalışan insanlar bencil patronlarının arzularına karşı savunmasızmış meğer ve tekrar mevzubahis insan olan bir oyunu oynamak isterseniz bunu kesinlikle kendi çıkarınız doğrultusunda yapacaksınız. Leon masaya vurunca sendeleyerek geri sıçradım. Birincisi, ben nasıl biri olduğumu asla saklamadım. İkincisi, suçlamalarınız sağlam ama anlamsız. Çünkü söz konusu olan benim çalışanlarım değil. Üçüncüsü, şu an her şey sizin kendi patronunuza bağlı. Bu yüzden herkesten susmasını ve Bay Becker'a bir karar vermesi için imkan tanımasını istiyorum. Ayrıca Bayan Hill, Leon'a baktım. Bundan sonra aramızı bozmanızı tavsiye ederim. Bozmamanızı tavsiye ederim. Kim bilir yarın ne olacağını, değil mi? Evet Hoyt, kabul ediyor musun? Bütün bu süre boyunca sessiz kalan Hoyt sonunda Leon ve Cassandra'ya döndü. Evet, bir karar verdim. Hayır, derhal defolun gidin buradan. Ne? Hoyt, bir kez daha düşün. Şimdi gideceksek her şey boşa gider. Hoyt bana döndü. Benim için değerli olan birini oyun konusu yapamam. Mevzu bahis her şeyim olsa dahi öyle bir risk alamam. Cassandra eski sevgilisinin bu beklenmedik itirafı karşısında irkildi. Leon ise hiç şaşırmamıştı. Bugünü unutma Hoyt. Sana tekrar geldiğimde elde etmek için o kadar uğraştığın şeyi kimin uğruna kaybedeceğini hatırlamanı isterim. Şimdi tekrar ediyorum, kulübümden defolun gidin. Hoyt kapıyı işaret etti. Cassandra Leon'un koluna girdi ve ikisi sessizce dışarı çıktılar. Yanında gelen adamlar onları takip etti.
Hoç'un çalışanları tam bir şaşkınlık içinde orada öylece kaldılar. Burayı boşaltın, derhal. Hoç'un sesini yükselttiğini ilk kez duyuyordum. Ürperdim ama yerimden kımıldamadım. Dominik. Evet efendim. Onu evine götür. Dominik onayla başını salladı ve bana doğru yürüdü. Gel. Hayır gelemem, onunla. Catherine, inat etme, yalnız kalmaya ihtiyacı var. Dominik elimi tuttu ve beni peşinden çekti. Ne kadar kurtulmaya çalışsam da Dom benden güçlüydü. Dominik. Yahu Catherine, şu lanet arabaya bin. Vay vay vay. Dominik'le ben onun sesine döndük. Leon havalı havalı bana doğru yürüdü. Biz gidiyorduk zaten. Siz de gitseniz iyi olur derim. Gerçekten mi? Neyse önemli değil. Ama şu an Bayan Hill'e ihtiyacım var. Sadece birkaç dakikalığına. Mümkün değil. Dominik lütfen. Bir bakışla onu arabada beklemesi gerektiğini belli ettim. Dominik hoşnutsuzluk içinde homurdandı ama isteğimi yerine getirdi. Benimle hala konuşmaya nasıl cüret edebiliyorsunuz? Sizin öyle bir insan olduğunuzu düşünmezdim. Çok saçma. Çünkü ben daha ilk görüşmemizde gerçek yüzümü gösterdiğimi düşünüyordum. Diğerlerinin aksine. Bay Leon, sizi diğerlerinden farklı kılan şeyin benim için ne olduğunu biliyor musunuz? Pek ilgilenmiyorum ama şaşırtın bakalım. Dürüstsünüz. Maske takmadınız. Tüm ihtişamınızla karşıma çıktınız. Bu tür insanların kendince benzersiz olduklarını düşünürdüm. Yani sizin aslında. Onurlu bir adam olduğunuzu söyleyebilirim. Ama bugün aksini kanıtladınız. İlişkiniz önemli ölçüde güzelleşti. Leon hoşnutsuzluk içinde omzunu silkti. Bravo, başardınız. Beni şaşırttınız. Yorgun bir şekilde başımı salladım. Size herhangi bir şeyi açıklamak anlamsız. Bayan Hill, bugünkü davranışım için beni azarlamamalısınız. Bariz olanı anlamak için henüz çok gençsiniz. Birinin hayal kırıklığına uğrattığını bilmek biraz tatsız bir duygu tabii. Ama başkalarının değerlerine ayak uydurmaya çalışmak benim tarzım değildir. Özellikle de o kişi benim hakkımda yanılıyorsa. Leon kollarını göğsünde kavuşturdu ve kendini beğenmiş bir şekilde gülümsedi. Bayan Hill, bugün ciddi olduğumu düşünmediniz değil mi? Rolünüzü ne kadar çabuk ve en önemlisi ne kadar kolay değiştiriyorsunuz. Leon kahkaha attı. Ne kadar safsınız. Gerçekten sizi yanımda götüreceğimi mi düşündünüz? Neden kendime daha fazla sorun yaşatayım ki? Anlamadıysanız o bir tür manipülasyondu, bir test. Ve Hoç o testi geçemedi. Test mi? Hoç'un istediği gibi bir test mi? Görünüşe göre Dominik bu ikisi hakkında haklıymış. Açıklayın. Leon eğildi ve gözlerimiz buluştu. Hoç bu şekilde davranarak teorimi doğrulamış oldu. Siz Becker'ın uzaktan kumandasısınız ve ben artık bundan faydalanabilirim. Ve bölümün de sonuna geldik. Bir sonraki bölüm görüşürüz. Kendinize iyi bakın.